Amerikalı uçak imalatçısı Boeing'in en çok satan modeli 737 Max'in Türkiye'deki ilk kullanıcısı Corendon Havayolları oldu. Motoru, kanatları ve kabini yenilenerek piyasaya sürülen Max serisi uçak, geçtiğimiz hafta filoya katıldı. Peki imalat hattından çıkan 01 uçak nasıl teslim alınır? İlk uçuşta neler yaşanır? Airport ekibi Seattle'da başlayıp Antalya'da sona eren Corendon Havayolları'nın ilk Max teslimat hikayesini yerinde inceledi. Havacılık sektörünün en önemli iki parçasını hiç kuşkusuz uçak imalatçıları ve havayolu şirketleri oluşturur. İmalatçılar uçakları tasarlar, üretir, havayolları ise gelecek planlamaları doğrultusunda siparişlerini verir, uçururlar. Bu süreçte uçaklar ya sıfırdan tasarlanır ya da mevcut modeller kullanıcılarının da tavsiyeleriyle yeni teknolojilerle geliştirilir. Boeing'de en çok satan modeli tek koridorlu dar gövdeli 737 serisini yeni teknolojilerle donatarak 737 Max adıyla havayollarının beğenisine sundu. İmalatına 2016 yılında başlanan uçak bugüne kadar 97 müşteriden 4500'ün üzerinde sipariş aldı. Türkiye'de ilk 737 Max ise Corendon Havayolları filosuna katıldı. Türkiye ve Hollanda'nın ilk 737 Max'ini teslim almak için Boeing'in Renton'daki dev tesislerine gidiyoruz. İlk gün dar gövdeli 737'lerin üretildiği son montaj hattını geziyoruz. Yaklaşık 30 kişiden oluşan ekibe Corendon Turizm Grubu kurucu ortağı Atılay Uslu eşlik ediyor. Burada her ay 737'nin yeni nesil ve Max modeli 52 adet uçak imalat hattından çıkıyor. Talebin yüksek olması nedeniyle Boeing aylık üretimi 57'ye çıkarmayı planlıyor. Son montaj hattından çıkıp The Museum of Flight'a yani Havacılık Müzesi'ne geçiyoruz. Müzenin ana bölümünde birçok önemli uçak sergileniyor. 1903 yılında havacılık tarihinin ilk uçuşunu yapan Wright Flyer, sesten hızlı uçak Lockheed M21, Blackbird, Boeing Model 80, MiG-15 bunlardan bazıları. Havacılık Müzesi'nin bir diğer bölümü ise uzaya ayrılmış. Bir köprüden geçilerek gidilen galeride uçuş simülatörü, astronot giysileri, mekikte yaşam alanları gibi önemli parçalar sergileniyor. Uzay galerisinin hemen yanında yer alan açık alanda ise üretilen ilk Boeing 747 ile 787 Dreamliner, süpersonik yolcu uçağı Concorde, Amerikan başkanlık uçağı Air Force One gibi önemli hava araçları görülebiliyor. İkinci gün yeniden Boeing tesislerine, bu kez uçak teslimat merkezine gidiyoruz. Amerikalı imalatçı 737'leri kendi meydanı Boeing Field'da teslim ediyor. Genel havacılık faaliyetlerinin de yürütüldüğü alanda imalat hattından çıkan uçakların test uçuşları da gerçekleşiyor. Corendon renklerine boyalı TCMKS tescilli 737 MAX 8 park alanından çıkarak körüye yanaşıyor. Konuşmaların ardından kurdele kesiliyor ve Türkiye'nin ilk 737 MAX'i teslim alınıyor. Ardından uçağın ilk yolcuları X-Ray'den geçiyor. Kapıda pasaport kontrolünün ardından yeni uçak pist başına gidiyor ve Antalya yolculuğu için 30 kişiyle birlikte saat 18.50'de havalanıyor. Uçağın kaptan pilot koltuğunda Ünal Tezel, ikinci pilot olarak Uluç Semerci yer alıyor. İlk uçuşların ritüeli gereği uçağa first class'ta bile az rastlanan ikramlar yükleniyor. Kabin amiri Aylin Özkandili yönetimindeki hostesler 737 Max'in ilk yolcularına ikram servisi yapıyor. Sky Interior kabin dizaynına sahip Boeing 737 Max 8 LED ışıklandırmaları ve ferah kabin tasarımıyla dikkat çekiyor. Uçağın yakıt tasarrufuna özel olarak üretilen LEAP 1B motorlarla kanatlarda kullanılan yeni teknoloji winglet'lar katkı sağlıyor. Motorlar ayrıca uçağın %40 daha sessiz uçmasına yol açıyor. Koltuk kapasiteleri her havayoluna göre değişiyor. Uçtuğumuz uçak standart 189 koltuklu olarak tasarlanmış. İnce deri koltuklarla düz mesafesinin gayet makul olması sağlanmış. 6570 kilometre menzile sahip olan Max 8, yeni nesil Boeing 737 serisine oranla daha uzun mesafelere ulaşabiliyor.
Uçağımız Seattle'dan kalktıktan yaklaşık 7 saat 20 dakika sonra Atlas Okyanusu üzerinde alçalmaya başlıyor. Yerel saatte sabah 9.20'de yakıt almak için İzlanda'da Keflavik Havalimanı'na iniyoruz. Meydan boş ancak oldukça soğuk hava yolculuk mahmurluğumuzu atmamızı sağlıyor. Havalimanında yakıt alan uçağımız ikinci durağı Amsterdam için 9.50'de havalanıyor. Yaklaşık 2,5 saatlik uçuş sonrasında Amsterdam'a teker koyuyoruz. Hollanda, hava yolunun Türkiye ile birlikte iki ana üssünden biri. Bu nedenle Amsterdam Havalimanı'nda küçük bir kutlama düzenleniyor. Atılay Uslu ve Hollandalı misafirlerimizi havalimanında bırakıp, Corendon Hava Yolları CEO'su Yıldıray Karaer'le birlikte son durağımız Antalya için yerel saatle 16.10'da havalanıyoruz. Amsterdam'da uçağın kokpit ve kabin ekibi de değişiyor. Kaptan pilot Erhan Bayram'a ikinci pilot Volkan Başarır eşlik ediyor. Vildan Akpınar yönetimindeki kabin ekibi de yaklaşık 3,5 saatlik uçuşta seyahatin konforlu ve güvenli geçmesi için yolculara yardımcı oluyor. İngiltere merkezli Monarch Hava Yolları uçuşlarını durdurunca Çinli uçak kiralama şirketi BOC Aviation 737 Max'leri Corendon'a öneriyor. Filosuna Max dahil etmek isteyen şirket teklifi kabul ediyor. İlkini filosuna katan havayolu diğer Max'lere 2019 ve 2020 yıllarında teslim alacak. Bu uçakla beraber mevcut uçtuğumuz destinasyonların yanında daha öteye gidecek destinasyonları şu anda araştırıp uzun hatlarda bu uçağın ekonomisinden en maksimum düzeyde faydalanmak için operasyonumuzu şekillendirmek istiyoruz. Seattle'daki Boeing tesislerinden başlayan uçuşumuz yaklaşık 14 saat sonra Antalya Havalimanı'nda sona eriyor. Uçak bir havacılık geleneği olarak su takıyla, yolcularla uçuş ekibi ise çiçeklerle karşılanıyor. Pasta kesilerek Max'in filoya katılması kutlanıyor.